Ne oluyor? Bu arkadaşlar Recep diye birinden selam getirmiş. Hı. Koruma hizmeti veriyorlarmış. Hayırlı olsun demeye geldik. Yanlış anlaşılmasın. Hizmetimizden bahsettik bir de. İyi dileklerinizi almış olduk. Sağ olun. De buradan ekmek çıkmaz size. Öyle deme, lazım olur. Gençler, şimdi hizmetinize girmek istiyoruz diyorsanız eğer biz size birer tane form verelim. Onları doldurun, Ahmet abinize teslim edin, tamam mı canım? Hadi. Siz bu insanların kim olduğunu biliyor musunuz? Akgün Gökalp Taşkın değil mi? Soner Bey'i de biliriz, merak etmeyin. İsim dediğinin arkası olunca ederi var. Öyle bir durum olmadığını herkes biliyor. Bizden yana sıkıntı olacağından değil, yanlış anlaşılmasın. Ama bizim kadar herkes duymuştur. Gelin siz he deyin. Başınız ağrımasın. Sen baş ağrısının nasıl bir şey olduğunu biliyor musun ya? Ben sana böyle güçlü bir baş ağrısı yaşatayım mı? Ha? Soner. Nedir Hakkı ya? Nedir? Niye sırıtıyorsun lan sen? Soner bir dur bakalım. Bir. Bak birader. Buraya geldiniz, teklifinizi yaptınız, cevabınızı aldınız. İyi dileklerinizi aldık, koyduk cebimize. Neydi abinizin ismi? Recep. Hmm. Recep abinize gidin bizden selam söyleyin, bir gün gelsin. Mekanımızda ağırlayalım onu, yedirelim, içirelim ha. Eray Bey de yardımcı olsun. Ondan sonra da kalksın efendi gibi gitsin. Ama buradan size hak adına ekmek çıkmaz. İkileyin, gerginlik olmasın. Hadi. Mekanın anahtarını da versedin oğlum. Adamlar mekanımıza gelip bizi tehdit ediyor. Yaptığın şeye bak. Soner Bey haklı Akgün. Biz bunlara haddini bildirecektik. İki tane kopya şansını denedi işte. Çok abartmaya, büyütmeye gerek yok. Biz işimize bakalım. Abi, belaya bulaşmayalım hakikaten be. Ben bu yöntemi sevmedim. Onu söyleyeyim sana. Takılma. Onu bunu boş verin de. Akşam mekanı alev alev yakacak bir isimle geleceğim size. Onu düşünün siz. Söyle. İnşallah dediğin gibi olur. Şanslarını denemişlerdir. Bir şey demeyeceğim. Dikkat edin. Ali abi aç. Ali abi dayan sonra sesi. Ali abi dayan sonra sesi. İstanbul'daki mekanları boş ver. Bu mekan başka. Dayan sonra sesi. Duyalım. Bak o, o kolon. O kolonu arka tarafa almamız lazım. Müşteriye fazla yakın o kolon. O kolonu arkaya alacağız. Müşterinin kulak zarını patlatmayalım. Gelen buradan sağ çıksın. Tamamlamadı canım benim. Biraz önce söyledim sana. Oğlum yerim lan seni. Ne bu iştah? Bu iştah ne? Oğlum iki saat kaldı şurada ya. Bir buçuk bilemedin iki saat var. Kız burada olacak. Kızcağız geldiğinde onu iyi ağırlamamız lazım. Bana bak Eray, biz Melisa'yı nerede ağırlayacağız? Ben diyorum ki Melisa'yı bizim ofiste ağırlayalım. Orayı kulis yapalım. Kız şimdilik orada idare etsin. Sonraki gelişlerinde bakarız güzel. Eyvallah kanka, sıkıntı yok. Birkaç tane fenomen de gelecek. Melisa'yı duyurular zaten. Mekandan birkaç tane böyle şey çekecekler, story çekecekler. Paylaşacaklar, büyük sükse yapacağız. Şahane şahane. Ben de üniversitelilerle konuştum. Yağmur'un okulundakilerle konuştum. Bütün üniversiteliler burada olacak bu akşam. Bu akşam burada iğne atacak yer olmayacak arkadaşlar. Bu akşam burada tıklım tıklım bir kalabalık olacak. Tıklım tıklım ve yüksek. Hadi Kaan, ne yapıyorsunuz orada daha siz? Üniversiteli gençler mi kurtaracak bizi? Efendim Soner. Ali abi biraz aç bakalım müziği. Aç bakalım müziği biraz. Üniversiteli gençler mi kurtaracak bizi? Hayda. Ya Soner, önce prestij, önce sükse yaratacağız. Önce mekanın ismi kulaktan kulağa bir duyulacak. Nasıl kurtaracak mı? Para sonraki iş oğlum. Önce adım adım yürüyeceğiz. Adım adım. Bunu konuştuk seninle. Ben şunu anlamadım. Buraya gelse 100 kişi gelecek. Bu senin hayat standardını kurtaracak mı? Onu soruyorum. Ya ne standardı Soner? Bunu seninle daha önce konuşmadık mı oğlum? Bizim yolumuz belli. Sonra olacak olan şeyler de belli. E baksana mekana Soner. Ne bileyim, benim bir şey söylememe gerek var mı? Önce prestij abi, önce prestij. Cebimizi sonra düşüneceğiz. Yanlış mıyım Meral? Doğru. Ya bilmiyormuş gibi konuşuyorsun ya şu işleri. Arkadaşlar biz ilk defa mekancılık işiyle uğraşmıyoruz. İlk defa yapmıyoruz bu işi. Oh yoruldum vallahi, yeter ya. Ali abi ufaktan bir ses versene, bir duyalım. Kısık sesle çile at, ne olacak bakalım. Ver bakalım, ver. Özel güvenlik dikmişsin kapıya. Ya insana benziyorlar diye sevmedin değil mi? Beğenmedin değil mi? Bir bela çıktığında ne yapacak bu tatlı çocuklar, onu soruyorum. Bir bela çıkmayacak sonra.
bir bela çıkmayacak. Ya biraz şöyle pozitif yönel be kardeşim. Hep negatif, hep negatif be. Ya olmayacak bir şey diyorum ya sana, olmayacak. Allah rızası ya için bir şans ver be. Can abi, Allah aşkına şu spotla işini artık bitir be abi. Yoruldum be abi. Ne diyorsun, buradaki kolonlarda sıkıntı yok değil mi? Buyurun. Sen özel güvenlik misin? Evet. Buraya bir şirketten mi geliyorsun? Doğrudur. Bu mekan sahipleriyle bir geçmişin, bir arkadaşlığın var mı? Bugün tanıştık savcım. Üzerinde silah var mı? Biz silah kullanmıyoruz. Aferin size. İnsanları kör etmeyin. Tamam ya, tamam gibi. Ali abi ne diyorsun? Sen böyle her işi kendin yapacaksan ne anladık böyle patronluktan? Vay savcım, hoş geldin. Biraz heyecan var tabii savcım. Her şey kusursuz olsun istiyor bünye. Ondan mütevellit de biraz böyle biz uğraşıyoruz. Ya niye haber vermedin daha önce geleceğini? Bir hazırlık yapardık, bir şeyler yapardık ya. Olsun, daha iyi böyle hazırlıksız. Akşama bir telaşın var. Nedir? Akşama savcım Melisa Uzun Aslan'ı ağırlayacağız. Bu telaştan onun telaşı. Nasıl olmuş mekan? Kim o? Önemli biri mi? Bu gençler arasında çok dinlenen, sevilen bir şarkıcı Melisa. Bizim de eski bir arkadaşımız sağ olsun. Akşam yengeyle size de bir masa ayarlayıp güzel gelin burada. Romantik şarkılar eşliğinde bir değişiklik olur. Ortaklarım var diyordun. Ortaklar? Eray! Oo! Eray Duran. Savcım hoş geldiniz. Savcım. Sizinle daha önce tanışma şerefine nail olmuştuk. Eray ben. Tanışıyoruz. Bu mu ortam? Evet savcım, herhalde ortağız. Hangi tip insanı hiç sevmem biliyor musun? Hangi? İlk tanışmada yalan söyleyen insan. Estağfurullah savcım, ben hani Hakk'ın kardeşimi korumak babında bugün... Diğer ortağın kim? Soner Lüle. Orada bak abi. Benim. Halil Sadi Sancaklar'ın oğlu. Reddi miras olan ama. Silah var mı üzerinde? Arama emrin var mı? Savcım, biz burada siviliz. Silah da külah da, o işler mazide kaldı. Dolu musun lan sen eşkıya? Hakkın, savcı beye söyle, biz burada iş yapmaktayız ve bu tarz hakaretleri hak etmemekteyiz. Savcım, Soner temiz. Gerçekten temiz. Ben kefilim ya. Buradayız, siviliz. İşimize, gücümüze bakıyoruz. Yanlış mıyım Eray, Soner? Sen bu çocuğun sicilini biliyor musun? Savcım biliyorum. Aynı sicil bende de var. Yapma, kurban olayım. Biz aynı istikametteyiz Soner'le. Yani istisnayız gibi görsen bizi. Bana bir tane istisna yeter. İki tanesi yan yana gelince ben ikna olmuyorum. Şimdi Akgün'ün seni ikna etmek gibi bir ödevi, görevi olabilir ama benim yok. Ben kefilim savcım Soner'e. Soner, kefilim. Dolu muyum diye merak ediyorsun. Demek ki boşmuşum. Bence sen Akgün'e inan ya. Yani bir şans veriyorsan güvenmeyi dene. Hata yapma ihtimaline karşı önlem alma. Bir hata yaparsa zaten üzerine çökersin, değil mi? Sana mı soracağım lan ne yapacağım? Aman savcım, bir gergenliği çıkmasın ne olur. Soner, şu dışarıda bir iki masa vardı, daha tamamlanmamış ama Allah aşkına şu Kaanları falan oraya yönlendirdi bir. Hadi Allah'ına kurban, bir kaç kile şuradan hadi. Doğru. Saygılar. Savcım bir şey için çay, kahve, ayran var. Ne ayran lan? Eray, hadi abi bir müsaade et bize. Saygılar savcım. Savcım. Bak lütfen ne olur bir gerginlik çıkmasın. Ben kefilim. Soner'e gelecek olursak da bir süredir bizim yanımızda. Babasına karşı tavrını koydu. Halil Sade'ye karşı bizim yanımızda yerini aldı.
O yüzden kefilim diyorum savcım. Sen bunlarla mı yola çıktın? Bunlarla mı ortaklık kurdun? Kendini böyle mi temize çekeceksin? Savcım, niyetler iyi. Gerçekten bir sıkıntı yaşanmayacak. Ne olur bir inan ya. Bak ben her şeyimi koydum ortaya. Lütfen. Ben sana ne olacağını söyleyeyim mi? Önce bu Halil Saadi'nin oğluyla papaz olacaksın. Arızayı o çıkaracak. Çünkü o çocuk buraya ait değil. Buraya, bu hayata ait olabilecek bir çocuk değil. Senin bu tarif ettiğin hayata sığamaz o. İçinde var onun. Buraya ikna olmadığı suratından akıyor çocuğun. Öbür çocuğa girmiyorum bile. Seni ilk satacak olan çocuk o. En ufak bir tökezlemende yapayalnız kalacaksın. Olmayacak öyle bir şey savcım. Biz konuştuk, kafa kafaya verdik, konuştuk. Ekmeğimizi bu mekandan çıkaracağız. Kimse kimseyi satmayacak savcım. Bak sen bir yol ayrımına geldin, bir tercih yaptın. Doğru yolda yürümek istiyorsun. Ama doğru yolda yürümek o kadar kolay bir iş değil. Bu adamlarla olmaz. Bu adamlarla olmaz. Hata yaparsın. Ben senin hata yapmanı istemem. Ve yaptığın ilk hatada bunlar yerler seni. Ve o yaptığın ilk hatada benim için senin yaptığın son hata olur ve mevzu kapanır. O yüzden çok dikkat edeceksin. Burada olup biten her şeye çok dikkat edeceksin. Kazasız belasız bir gün geçirmek için elinden ne geliyorsa yapacaksın. Burada eğer dikkat etmezsen, kazaya belaya karışırsan, işte o zaman kapıya ambulans gelir. Bak bu mekanda olan her şeyden, bu iki tipin eylemleri de dahil, her şeyden sen mesulsün. Anlaşıldı savcım. Tamam o zaman, sana hayırlı işler. Savcım kurban olayım, bir güler yüz, bir tebessüm. Aranızda beni tanıyanlar var, tanımayanlar var. Akgün Gökalp Taşkın. Hoş geldiniz. Hazırlıklarımızı tamamladık. Ne haber Eray? İyi, senden ne haber? İyi. Akgün ne yapıyor? Yani vallahi kaptırdı kendini, gidiyor ya. Dur sesleneyim ben ona. Ha, dur, dur bir şey söyleme, dur. Öncelikle herkese kolay gelsin. Senin hoşuna gitti. Hayır, konuşmasını merak ediyorum. Tabii tabii. Aranızdan bazılarının benden çekindiğini görüyorum. Korkmayın. Derdinizi, sorununuzu, sıkıntınızı gelin yüzüme karşı söyleyin. Arkamdan tedirgin olmayın. Ben de elimden geldiğince çözmeye çalışayım. Sevgi, saygı çerçevesinde abi kardeş gibi götürelim bu işi. Babam hep derdi ki yarın bugünden daha iyi olacak. Benim şiirim de o. Eğer benim kurduğum hayale ucundan kıyısından ortak olursanız benden daha mutlusu yok. Baş tacısınız. Hepiniz. Hadi kolay gelsin. Göreyim sizi. Buna bakmam lazım. Alo. Evet. Tamam, orkestrası nerede? Çok güzel olmuş. Hoş geldin. Hoş buldum. Erken gelmişsiniz. Konuşmanı dinlemiş olduk. Mekancılık işte. Yakışmış. Sen de çok şıksın. Teşekkür ettim. Yarın bugünden daha iyi olacak. Umarım hayallerin gerçekleşir. Umarım Yağmur. Akgün. Bölüyorum, kusura bakmayın. Sanatçımız gelmiş kapıda. İstiyorsan bir gel bakalım. Ne diyorsun? Hı-hı. Geliyorum hemen. Ne diyorsun oğlum? Sanatçı gelmiş diyorum. Melisa. Hadi Melisa gelmiş ya. Arkadaşlar, yeni mekanımızın adı Zoom X-Large ve bence bu senenin yeni trend mekanı olma adayı. Melisa Hanım, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş buldum. Canım, deli fişeğim. Neler yapıyorsun sen Ege'lerde? Geldik, hayat bizi buralara kadar yuvarladı işte Melisa'cığım. Çok özlemişim. Ben de çok özledim. Kırmadın bizi, zahmet verdik sana da. Hanımefendiyi kuliste ağırlayalım. Buyurun. Teşekkürler.
geldiniz. Nasıl buldunuz mekanı? Arkadaşlar, Melisa Uzun Aslan birazdan çıkacak ve ben de konseri canlı yayın olarak... Evet arkadaşlar, eğleniyor muyuz ha? Abi çok eğleniyoruz ya gerçekten. Çok iyi. Adın ne bakayım senin? Arda. Arda süper. Bakın gençler, şimdi ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Bir ihtiyacınız olursa Eray abinize yazdırıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Eray abinize yazdırıyorsunuz. Hadi devam. Ya. Hadi coş coş hadi. İyi eğlenceler. Şu tarafa doğru baksana. Ne tarafa doğru lan? Şu tarafa. Hayırdır, ne oldu? Bak kimler gelmiş. Sarı gel bakayım, gel sen gel. Gel yanıma, bir içki ısmarlayayım sana. Garson! Güvenlik uyumuş, içeri girmişler Akkim. Nerede bu garson? Görüyor musun bak bize ne diyorlar şu anda, duyuyor musun? Anladım, tercüme etmene gerek yok. Yok, edeyim ben gene de. Geldik mekanınıza, oturduk, sizi eziyoruz. Anladım, düşünüyorum. Oğlum düşünme zamanı değil diyorum ben de. Anlamıyor musun? İcraat zamanı, ne yapacağız? Güvenlik uyumuş ha. Alo. Şşş. Sana bir içki getir lan. Dolu lan bunlar. Dolu mu? Dolu oğlum bunlar. İyi geceler beyler. Olsun. Eyvallah. Hadi artık bitirelim. Eğleniyoruz ya, ne oldu? Bak lafı uzatmaya gerek yok. Sıkıntı çıkmadan bitirelim. Hadi kalk. Senin bir sıkıntın mı var? Hayırdır? Hadi kardeşim, kalkalım hadi. Anlatamıyorum. Ya, eğleniyoruz yani şurada. Hayırdır ya. Kalk. Tamam tamam, bir şey yok, bir şey yok. Devam devam. Eray. Bir şey yok, bir şey yok. Tamam, sıkıntı yok. Devam. Hadi eğleniyoruz. Hadi hadi hadi. Hadi. Lan! Yürü! İkiniz uzayın lan! İkiniz uzayın lan! Kalın siz. Siz kalın. Evet akalar, derdiniz tasanız ne sizin? Öğrenelim. Ötün, konuş! Eğlenmeye geldik. Eğlenmek de mi yasak ha? Konuşma lan! İçme anlayışınıza lan! Yerin lan sizin içme anlayışınızı ben! Şimdi gel, gel. Gelsene. Bak onu bir indir. Onu bir indir de şunlar konuşsun bak. İndir onu ya. Gel, gel indir Akgün gel. Gel, gel. İndir Akgün Gökhan! Eski günleriniz geçti oğlum sizin. Mazi oldu isimleriniz. Babanıza güvenip şov yapıyordunuz. Soner, sen de geri bas lan. Dayan lan silah! Dayan lan silah! Ne dedin lan sen? Derin nefes al, gözlerinin içine baktık lan şimdi. Ne dedin lan? Tamam, öldüreceksin. Ne dedin lan? Soner! Bırak! Bırak! Sen! Bırak! Bırak! Tamam. Bırak! Tamam. Bırak! Tamam bırak! Bırak! Sakin. Hakkın sakin. Lan! Anısı vardı lan bu saatin. Lan! Lan! Soner! Akgün çek. Sakın. Akgün çeken. İndir şunu. Akgün çeken. Soner izin vermiyorum. Ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyorsun, çeken. Soner sakın. Bak çok Soner. Kötü olacak Akgün. Seni anlıyorum ben. Bak hayır. Bunlara şimdi acırsak bunlar bize acımayacak, çeken. Bunu elinden bırakacaksın, bunları ondan sonra yoracağız. Bunları şimdi affedersek kütükten ismimiz silinecek, çekil. Biz bunun içine doğduk lan. Adamın bana ne dediğini için. Duydun. Duydum. Adamın bana ne dediğini duydun. Duydum güzel kardeşim. Çekil oradan. Akgün. Hayır Soner izin Akgün, vermiyorum. Ne yap? Ahmet tut onları. Akgün kötü biz olacak, konuştuk, çekil. Ben sana sorular sordum, sen bana kabul dedin, evet dedin. Akgün kötü tamam olacak, dedin. Çekil. Sakın! Bırak! Sen bana söz verdin, sakın öyle bir şey. Hayır, yapmayacaksın öyle bir şey. Bırak şunu elinden, bırak! Sakın! Hayır! Ahmet gönder onları! Yürü, yürü, yürü! Tamam. Yürü! Silah al oradan! Silah al oradan! Silah al oradan! Sen çok büyük bir yalancısın oğlum. Senin hayatın yalan, bu musun lan sen? Ha? Bu musun sen? Delikanlılığın bu mu? Geçmişin bu mu senin? Ha, bir tane hayalin peşine gittin, beni de getiriyorsun arkanda. Bir tane kız için. Bir tane kız için lan. Değil hayatını, sıfatını değiştirsen seni kabul etmeyecek insanlara yaranmaya çalışıyorsun. Senin bir ailen yok, benim bir ailem yok. Bizim birbirimizden başka sığınacak limanımız yok. Aşk mı kurtaracak lan seni? Ha? Aşk mı kurtaracak? Git kurtarsın lan aşk. Git kurtarsın! Kendine ihanet ediyorsun. Kendine ihanet ediyorsun bak. Eğer başka birine dönüşeceksen, başka biri olacaksan bu dediklerimi unutma. Kafana yaz, düşün, tamam mı? Ben yokum.
Aldın mı? Gün saati. Annesi vardı lan bu saati.